Evet, merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır beklediğimiz, konuştuğumuz, sürekli olarak bana söylediğiniz abi çeker misin, çeker misin dediğin ev vlogunu çekmek için artık hazırız. O zaman ufaktan başlayalım beraber. Evi gezelim bakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Keyifli mi, değil mi vesaire? Konuşalım. Devam. Şimdi ilk etapta dışarıdan geliyoruz işte. Arabalar burada var. Demin gördüğünüz yerde aynen yürüyorum. Bu gördüğünüz benim şey oluyor, şarj istasyonu. Arabaların ikisi de hibrit. O yüzden bu şarj istasyonundan benzin yerine elektrikle hibrit şeyini yapıyoruz. Buradan bahçeye geçiş var. Ön bahçemize geçiş oluyor bu taraftan. Buradan arkadan da dolaşabiliriz. Hatta gelin beraber bir dolaşalım. Göstereyim nasıl bir yerden bahsettiğimizi. İşte buradan geçebiliyoruz arka tarafa doğru. Hoppa! Ondan sonracığıma böyle arkaya doğru gidiyor. Böyle odalar falan var. Ondan sonra dönüyoruz. Burası bizim yatak odaları vesaire. Onlar mevcut. Buralarda böyle buraları biçiyoruz falan çimleri. Burada güzel top oynanıyor yani. Ondan sonra burası benim Duru ile tenis oynadığımız duvar. Burada böyle şey yapıyoruz. İşte ondan sonra burada bir tane şey var. Weber barbekümüz var bir tane. Elektrikli bu. Gazlı sevmiyorum. Kömür de yasak. O yüzden böyle şeyler. Yani genelde tercih edilmiyor burada. Yapabiliriz aslında istesek. Ama buradan mutfak falan görünüyor. Bu gördüğünüz demin tahta çitlerde. Deminki çitler işte. Burada ardiyemiz var bir tane bahçede. Şurada Ceyda'nın botanik bahçesi. Gerçi buralar falan da böyle. Hani böyle botanik bahçesi şeklinde. Yani yetiştiriyor böyle zevk olsun diye. Böyle enteresan şeyleri var. Ondan sonucuma böyle bir bahçemiz var. Aynen turu tamamladık. Şimdi ufaktan içeri girelim. İçeriği de göstereyim. Buyurun, geri geldik zaten. Böyle. Bu evimizin tam tur dışarıdan görünümü efendim. Böyle bir yer. Şimdi eve geldik. İçeri girdik. İçeri girince böyle bir şey, işte kablolu alarm sistemi zart. Ondan sonra bu tarafa baktığınızda burada çamaşır odası görünüyor. Gördüğünüz gibi bir işte eşyalar, kirliler, miriler falan. Burada önemli bir şey yok. Bu oda stüdyomuz. Buraya detaylı döneceğim. Buradan bahsedeceğim zaten size. Detaylı her bir şeyi anlatacağım. Hemen mutfağa geliyorsunuz. İşte bura mutfak. Böyle bir tane küçük televizyonumuz var burada. Şkufe'yi tanıyorsunuz zaten. Şkufe. Hemen bu mutfak tarafının arka tarafını göstereyim size. Böyle geçiyorsunuz. İşte bu banyo. Burada Kuzey ile Duru'nun odası var. Gördüğünüz gibi banyoları. Burada misafir odamız var. Bu da böyle. Ondan sonra cuma. İşte mutfağımız burası normal, standart. İşte bildiğiniz şeyler var yani. Öyle ahım şahım bir numara yok. Anlattığım gibi. Bu bahçeye çıkan bir kapımız var burada. Sinek falan taktık şimdi. Ondan sonra burada annemin bir resmi var. Biliyorsunuz kendisi resim öğretmeni ve ressam. O Junicom bak yapmış buraya Mine Değer yazıyor. Biliyor musun? Yapmış böyle bir resmi var. Ondan sonra bütün Danimarka'yı gezmiştik. Oradan aldığımız figürler falan var burada. Onlar vesaireler var. Ondan sonra bu taraf böyle. Ondan sonra burada yine şöyle göstereyim geniş açıda. Mutfağı gördünüz, giriş kapısı orası. Buradan geliyorsun. Burası var. Burada işte esas yaşam alanımız bizim. Ondan sonra böyle fotoğraflarımız var. Annemin yine başka resmi var burada. O da burada duruyor. Aslında resminin fotokopyası bu işte. Ondan sonra burada bizim Ceyda ile fotoğraflarımız vesaire var. Bahçeye bakıyor burası. İşte televizyon. Aman bura benim yerim. Bura Cido'nun yeri. Bilgisayarlar falan var orada biraz. Sağlam sandalyemiz. Yine evin içindeki bir başka Ceyda botanik bahçesi görüyorsunuz. Efendim her yer çiçek. Evin bütün sosyal alanlarında çiçekler var. Bu bahçemiz işte oturduğumuz demin gördüğünüz yer. Tekrar böyle görebilirsiniz. İşte Weber falan. Aynen bu şekilde. Burası bizim yatak odası. İçinde de banyosu var. Yani genel hatlarıyla baktığınızda evin hal tavır hareketleri
şekli şemali bu. Yani atla deve bir mevzu yok gördüğünüz gibi evde. Zaten hani işimizi görüyor çok şükür. Bir yaramazlık yok. Keyifli. Gelelim bizim odaya. Şimdi şuralar biraz şey olmuş, şunları bir kaldıralım. Ay, şunları bir kaldıralım şöyle. Şunları bir toparlayalım. Bunlar yeni temizlikten sonra kaldırıp koymuşlar buraya da. Tekrar geri gelmemiş. Şeyi biliyorsunuz zaten, Twitch yazdı işte, yayınlarda arkada gördüğünüz. İşte burada mavi ışık. O gördüğünüz mavi ışıklar bunlar. Sonra bu duvar. Bizim fotoğraflar vesaireler burada var. Burada işte ara antrede Ceyda'nın dolabı var yine. Ondan sonracığıma bu tarafı kapattığınızda bu işte stock banner'ı burada. Kapının arkasında duruyor. Duvarda eski evden de hatırlayacaksınız. Eskiden izleyenler vesaire varsa onlar da hatırlar bu şeyleri. Duvardakileri. Ve tabii ki ünlü plaketimiz sağ olsun. O da burada. 100.000 abone şeysi. Can değer. 100.000 zımbırtısı. Onun hemen altında sevdiğiniz şeyler, figürlerim. İşte abi o Z mi, o Z mi? Evet, ta kendisi arkadaşlar. İşte bakınız bir Z. Tamam mı? Ondan sonra arkada Witcher. Ondan sonra Assassin's Creed'ler. Ondan sonra Zorro falan var. Görüyorsunuz. Sonra kitaplar. Abi kitaplığını göster. Genelde Salvatore kitapları sevdiğimiz. Ondan sonra Doğan Cüceloğlu kitapları vesaire. Gördüğünüz kitaplar bol bol. Bir sürü kitap böyle seviyoruz. Mesnevi, Nutuk falan, Fisran. Dil kitapları, CSSB tabii ki, security kitapları vesaire. Bu kitaplıkta genel olarak böyle şeyler var. Bu cici arkadaş benim yeni şeyim. Vantilatör. Kullandığım arkadaş. Bunu kullanıyorum. Serinlemek için. Klima taktırmadım. İşte karşı duvarda köpükler var. Klima yok. Buraya taktırmadım. Çok şey oluyor diye. Ama ne yaptım? Bu odadaki ısınma sorununu şöyle çözdüm arkadaşlar. Şu cama bir tane sineklik yapıştırdım. Bu acayip derecede işimi çözdü. Çünkü camı açabilir hale geldim. Ben camı açamıyordum. Burası çok küçük bir yer. Cam açamıyordum. O zaman ısı derecesi 31-32'ye çıkıyordu. Şimdiki ısı derecesi, bakayım kaçmış. Göster fokus çocuğum. Evladım fokuslana. Heh. 25-26. 26.2. Bence güzel. Bence güzel. Devam edelim. Mikrofon Rode eski ev vlogu videosunu seyredenler zaten bunu hatırlayacaklardır. Ondan sonra bu arkadaş 2K olan monitör. İşte Philips'in biraz tırıvırı bir 2K monitörümüz var burada. Yayın bilgisayarına bağlı. İşte bir tane 4K monitör var. 28 inç. Bu 24 inç olması lazım. Burada bir tane 32 inç curve var. Tamam mı? O monitörümüz var. Altında şey var. Bir tane hoparlör kullanıyorum. İşte bir tane pahalı. Bütün bilgisayarlara bağlı o şekilde kullanıyorum. Ondan sonra bu iki monitör, şu ve şu, yayın bilgisayarında kullandığım monitörler. Onlar o işe yarıyor sadece. Tamam mı? Şöyle dursun. Heh. Ondan sonra yayın bilgisayarını kullanıyorum. Yayın bilgisayarı arkada duruyor. Bu bir PC işte, toplama. Şeyi biliyorsunuz zaten, anlatmıştım. Ryzen 5, 16 GB RAM, Nvidia 1650 Ti var üstünde falan. Elgato'nun Keyring Lite'ı var. Altında Sony ZV-1 var. ZV-1 var. Bu ZV-1 çok güzel bir alet. Bu arkadaş bir DSLR kadar neredeyse başarılı bir şekilde şey çekimi yapabiliyor. Yayınlar için çekim yapabiliyor. Zaten vlog şeyi olarak çıktı. Şöyle hani vlog için çıktı. Yani vloglar için çok başarılı diye çıkardılar bunu. Ben bunu aldım. Ne zaman? 5-6 bin lira gibi bir paraya aldım. Şimdi biraz daha pahalı ama halen daha DSLR'lardan daha ucuz. Halen daha faydalı bir alet. Görüntü çok net tabii. O iş için kullanıyorum. Ama tek bir problemim var. Lensle upgrade falan yapamıyorsun. Ama şöyle bir şey var. DSLR alıp, üstüne body alıp, üstüne lens alıp, bilmem neyi alıp, onu al, bunu al, işte dummy baterisini al, zartını al, zurtunu al falan fıstık. Öyle bir derdin yok abi. Ürünü alıyorsun. Kabloyla bataryayı bağlıyorsun. İçine bir SD kart atıyorsun. Bitti gitti. Direkt ondan sonra geliyor. Bak, Camlink yerine de bir tane uyduruk çimbalı şey aldım abi. Capture kartı. Çiçek gibi onu alıyorum. Yayın makinesine atıyorum. Tamam, bu kadar basit. Ondan sonra burada Monster'dan gelen, işte bu geçen storiesini çektiğim canavar var. Bu arkadaş i7 üstünde
10. jenerasyon olması lazım. Ben öyle istedim. Ondan sonra 32 GB RAM vardı bu aletin elinde. 1 TB disk var. 3060 var üstünde. 4K monitör var. 11. jenerasyonlarını isteseydim beklemem gerekiyordu. O yüzden onun yerine dedim ki boş ver abi, ben beklemeyeyim. Ben bunu direkt şimdiden alayım. Bunu gönderin bana. Öyle sağ olsunlar, onlar da kırmadılar beni. Bu makine Almanya'dan geldi. Komik yanı şu, Almanya'dan gelen başka ürünler de var tabii. İşte bir tane Master'ın yine klavyesi geldi böyle. Yapışıklı bir arkadaş. Böyle 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 yazıyorsun. Sesini dinleyin Bluetooth için. Böyle güzel bir alet. Bu alet geldi ama çok komik abi. Almanya tabii ki layout'la geldi, tamam mı? Almanca layout'la geldi. Z ile Y'nin yeri değişik. Tuttum onu, kopartıp değiştirmem gerekiyordu. Tamam, onların yerlerini değiştirdim. O ama tabii yani yapacak bir şey yok, mecbursun. Onun dışında çok güzeldi. Yani çok tekrar çok teşekkürler. Mouse ve mousepad geldi. Bu mousepad'in en güzel özelliği şu abi. Bak. Koyuyorsun. Çat. Direkt şarja geçiyor. Müthiş bir özellik abi bu. Bunların hepsinin renkleri, her özellikleri, ıncığı cıncığı, gıncığı bıncığı, ne istiyorsan her şey değişiyor Toolpar serisinin. İstediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Steam'deki biliyorsunuz zaten. Eski Vlog'da da vardı bu arkadaş. Eski Vlog'la bu Vlog arasındaki en önemli değişen ne biliyor musun sevgili dost? Eski Vlog'u çekerken biz dedik ki, ulan dedik, aga be dedik, olur mu be dedik, bir gün be dedik. Gelir mi acaba bize Monster sponsor olur mu dedik. Bak Almanya'da dedik, dükkan açmışlar dedik. Ne güzel olur falan filan dedik. Nasip oldu. en büyük fark o yani. En büyük güzellik o oldu. O zamanlar dedik ki olur mu bu işler, olmaz mı? Oldu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendilerine. Şimdi efendim. Şeyi hatırlıyorsunuz değil mi? Bak burada bir tane Huawei Earbuds var. Bunu kullanmıyorum. Aslında bunu yayın bilgisayarımda, yayın esnasında kullanabilirim. Bundan çok memnunum ben. Noise cancellation falan çok başarılı bunun. Gerçi iPhone'a geçtikten sonra AirPod aldım ama olsun yani, yine de güzel. Şu şeyi geçelim. Bunlar da Duru'nun yedek kulaklıkları. Bunlar da böyle kalmış da neyse, bakarız. Orkrist'i hatırlıyorsunuz. İşte bir pen tester olmak için gerekli kaide. Ah! 15 kiloluk güzelim kılıcımızı. Evet, o da orada. Onun dışında burada işte tekrar Duru'ya ve Ceyda'ya tenis öğretmeye başlama durumlarımız olduğu için tekrar bir tenis hareketi var. Bunlar da antrenman topları zaten. Onları almıştım. Onun dışında başka hani size gösterebileceğim bir şey var mı? Bilemiyorum. Durum bu. Yani sevgili dostlar, ev böyle. Görüyorsunuz mu? Küçücük bir odanın içinde size yayın yapmaya çalışıyorum oğlum. Görün yani. Ortalık biraz dağınık. Bu kablo şeylerini kaldırabileceğin bir yer yok. Çok fazla ekipman ve çok sınırlı sayıda yer var. Ha, şu küçük herif de benim Monster'da kullandığım gibi, hani gündelik iş için kullandığım bilgisayar da aynı zamanda bu. Bu ekrana bağlı. Bu laptop bu ekranda olduğu için hani bir toplantıya girmem vesaire gerektiği zaman bu arkadaşı kullanıyorum. Diğeri normal yayın bilgisayarına bağlı. Durumlar bu merkezde. Okey? Budur yani. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. İşte anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Mekan bu. Öyle çok atla deve bir şey değil. Çok şükür diyelim. Her şey yolunda. Buradan yayın yapıyoruz işte sizlere. Ailemde de burada yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi durumlar arkadaşlar. Tamam. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık vlogunuzu da çektim. İstediğiniz zaman sorularınız varsa, evle ilgili o nedir, bu nedir abi, şu nedir diye merak ettiğiniz bir şey varsa söyleyin. Yine çekerim. Unutmadan sadece bir şey göstereceğim. Şu TP linkin, gördüğünüz şu aşağıdaki TP linkin wireless'ları, mesh ile evdeki bütün cihazlar birbirlerine bağlı. Onun dışında yüksek hızlı interneti de yapmak için şu arkadaşı kullanıyoruz. Şurada bir tane arkadaş var yerde. Görürsünüz be. Bak şurada bir kablo var. Görüyor musunuz? Bak şu parmağı yapamadım ha. Yapamadım ya lan. Niye yapamıyorum? Heh. Şu. Heh. Şu kablo işte o 1 gigabit kablosu. Gördünüz mü şu kablo? Şu. O buradan bu tarafa giriyor. Burada router var. Ondan sonra burada yerde küçük bir tane switch var. Şurada aşağıda. Şurada. O switch'e giriyor. Oradan bilgisayara gidiyor. Şöyle. Bilgisayarlara gidiyor. Sistem bu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hadi Allah'a emanet. Can kaçar. Eyvallah. Abone olun oğlum.